herkese. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Evet, yaklaşık 5,5 aydır YouTube üzerinden sizlerle yapmış olduğumuz çalışmalarımızı, eğitimlerimizi zaman zaman canlı, zaman zaman bir gün öncesine geceden sabah, gün ortası, akşam olmak üzere piyasaları teknik analiz çerçevesinde bir eğitim niteliği şeklinde özel yöntemlerimizle hiçbir yerde bulamayacağınız sistemler, yöntemler ve çalışmalarla, Excel tablolarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii bu noktada gerçekten eğer dikkat ettiyseniz bir işlem yaparken veya bir alım satım veya bir piyasanın yönünü bulma noktasında teknik analizi aynı zamanda destekleyen Excel tablolarımız, günlük yol haritalarınız, haftalık yol haritalarınız olmak üzere bunları da paylaşıyoruz. Tabii ki eğitimlerimize bunların mantığını anlatmaya çalışıyoruz. Reçber eğitim ve danışmanlık olarak bu noktada ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağımız gerçekten çok daha iyi çalışmalar olacak. Bunları da şimdiden söyleyebiliriz. Hedeflerimiz içinde tabii ki burada gerçekten aslında herkesin teknik analiz yapabileceğini biz burada göstermeye çalışıyoruz ve kendi bin bir zorlukla biriktirmiş olduğunuz birikimlerinizi değerlendirirken kendinizin dahi karar verebileceğini burada sizlere defaten göstermeye çalıştık. Teknik analiz çerçevesinde de bunları paylaşıyoruz. Paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki biz biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi aslında Reçber Eğitim ve Danışmanlık olarak YouTube sayfamızda biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi yaklaşık 5,5 aydır 5,5 ay oldu. Videolarımızı paylaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi aslında bütün videolarımızı paylaşmıyoruz tabii. Neden? Çünkü dediğimiz gibi ders notlarımızı satın alanlar veya eğitimlerimize gelenlere her zaman görmüş olduğunuz gibi videolarımızı herkese açık, umuma açık, bir de aynı zamanda biraz önce bahsetmiş olduğumuz eğitimlerimize gelen ders notlarımızı alanlara her gün düzenli bir şekilde teknik analiz eğitim amaçlı piyasaları yorumluyoruz ve paylaşıyoruz. Tabii sizlerden gelen soruları da burada teknik analiz çerçevesinde nasıl teknik analiz yapılır, nasıl yorumlamak gerekir, bunu da net olarak gösteriyoruz. Tabii burada da bizim yapmış olduğumuz çalışmaların biraz önce de bahsetmeye çalıştık. İzlenme oranına baktığımızda gerçekten bu noktada memnunuz. Çünkü 5,5 ayda neredeyse bütün videolarımızı paylaşmıyoruz tabii. 10 videomuzdan 2 tanesini belki umuma açık paylaşıyoruz. Diğer videolarda dediğimiz gibi de eğitimlerimize giren veya ders notlarımızı alanlara piyasalar açılmadan önce, piyasalar açıldıktan sonra gün ortası, akşam olmak üzere çeşitli defalarda paylaşıyoruz. Şimdi bunu tabii daha düzenli bir şekilde koyup burada daha geniş kapsamlı bir takım çalışmalar yapmayı da düşünüyoruz. Bu da başka bir hedefimiz. Olabildiğince burası artık bizim kendi mecramız, kendi bir yerde televizyonumuz ve bu noktada gerçekten ilginize teşekkür ediyoruz. Tabii ki biraz önce bahsetmiş olduğumuz üzere 10 yorumumuzdan 2 tanesini umuma açık paylaşıyoruz. Diğerleri dediğimiz gibi ders notumuzu alan veya eğitimimize katılanlara yönelik. Ve buna rağmen, yani 10 yorumumuzdan ikisini paylaşmamıza rağmen gördüğünüz gibi 543.602 video izlenme oranı var. Dün itibariyle arkadaşlar bu. Yani eğer bugün bütün videolarımızı paylaşmış olsak 5 ayda 1 milyon üzerinde çok rahat video izlenme oranı yakalamış olacağız. Bu da bir ekonomi yorumu için veya piyasalarda tabii ne kadar çok ilgilenen insan var. Bu da tabii ki önemli. Açıkçası biz burada zaman içinde şunu da yapmayı düşünüyoruz. İlgiyi daha da çok çekmeyi düşünüyoruz bu noktada. İnsanların kendilerinin yatırım yapabileceğini, nasıl yatırım yapabileceğini de bir yerde onlara çalışmalarımızla göstermiş olacağız.
bir hisse senedi nasıl yükselişe başlar veya nasıl düşüşe başlar? Bunu eğitimlerimizde zaten göstermeye çalışıyoruz, gösteriyoruz. Ders notlarımızda var. Ama bir de aynı zamanda bu videolarla bunları desteklemeyi düşünüyoruz. Sizden gelen sorularla da aynı şekilde. Veya bir enstrüman, yatırım enstrümanı, pariteler olabilir, emtialar olabilir, herhangi bir endeks olabilir. Yükseliş nasıl başlıyor? Yükseliş nasıl sonlanıyor? Yükseliş ortasındaki süreçler nasıl gerçekleşiyor? Yani pozitif yarı yol formasyonları veya düşüş, zirve bulunduktan sonra düşüş nasıl başlıyor? Negatif yarı yol formasyonları ve dip süreçleri. Bunlara yönelik çalışmaların ötesinde tabii ki bizim yine burada görmüş olduğunuz gibi özel tablolarımız, endekslere yönelik, arkadaşlar bakın paritelere yönelik, bu rakamları girdiğiniz anda anında rakamların değiştiğini, günlük, haftalık, aylık, yıllık olmak üzere tabii özel doyum noktalarına gelip gelmediğini net olarak bize gösteren HDTR, aynı şekilde emtialar, gram altın, ons altın, bakın dünya Türkiye'de ilk defa gram altın yorumunu ilk yapan kişi olarak söylüyorum. 2004 yılından itibaren gram altın yorumu yapıyoruz. Teknik analiz çerçevesinde Türkiye'de ilk forex piyasalara yönelik grafik yorumlarını yapan kişi olarak da bundan bahsediyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk teknik analiz sayfası olan teknikanalizm.com 2004 yılında açmış olduğumuz sayfamız. Bunların hepsini üste koyduğumuzda aslında bayağı geliştirdiğimiz bir süreç içinde çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı, bu birikimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Yabancı endeksler, pariteler, petrol, sterlin, sterlin dolar, sterlin TL, euro TL, euro dolar, endeksler, hisse senetleri, burası oldukça önemli çünkü 0-1 lira arası olan hisse senetlerinin günlük, haftalık tabloları, yani siz aldıktan sonra nereye gidebilir, siz sattıktan sonra nereye düşebilir, o hafta nereye gidebilir, o ay nereye gidebilir, hatta o yılın hedeflerine dair bu tablolarla, özel tablolarda görebilirsiniz. Yani hangi hisseyi alırsanız alın, burada sadece yapmanız gereken şu rakamı buraya girmek ve size o günün destek direncini, hem de %90 ihtimalle çalışan destek dirençlerden bahsediyoruz, o haftanın destek dirençlerini görebileceğiniz şekilde hazırlanmış tablolardır. Özel tablolardır. Benim kendi geliştirdiğim tablolardır. Ve tabii ki aynı zamanda şunu da belirtmek isterim. Farzım var, şu an ekranda görmüş olduğunuz 30 endeksin gün içindeki, hemen tabi buradan tabloya dönerek buradan size bir de örnek vermek istiyorum. Bugünün, dünkü kapanışı aldığımızda kopyala diyoruz. Bugünün destek direnç tabloları nasıl seyreder, nasıl bir trend içinde olur? Bunu yorumladığımız bir çalışma. Bakın arkadaşlar, kırmızı, yeşil pivot nokta, ilk alıcılı bölgenin geçilmesiyle ilk hedef bölge neresi? Bunların hepsine baktığınızda gördüğünüz gibi aslında uzunca bir süredir endeksin 109.950, yani şurasıyla 109.750, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aralıkta, saat 11'den beri bu aralıkta trade edildiğini görüyorsunuz. Yani bizim aralığımız 109.750, 109.950, bu aralıkta trade edildiğini görüyorsunuz. Şimdi nereye kırarsa orada aşağıda hedefimiz belirleyecek. Yukarı kırarsa yukarı hedefimiz neresi olacak? Bunu görüyorsunuz, tabii göreceksiniz. Buna göre trade edebilirsiniz, alım satım yapabilirsiniz. Çok ciddi anlamda aslında size yol haritası olacak çalışmalar bunlar. Aynı zamanda tabii ki dolar TL noktasında baktığımızda yine özel tablolarımız. Mesela dünkü dolar çalışması olduğunu görüyorsunuz. Hemen buradan tablomuzu alalım. Kopyalıyoruz. Bakın arkadaşlar, hemen şöyle bir tablomuzu çıkarttıktan sonra şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi bugün geceden itibaren başlayan trend nasıl seyretmiş? Açıldıktan sonra açıkçası gece açıldıktan sonra yukarıda 3.74.80, 3.74.60, yani bu bölge test edilmiş, geçilememiş. Mavi direnç, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne diyoruz biz her zaman tablomuzun yorumunda da? Mavi, ilk mavi geçilirse ikinci maviye gidebilir. Ama geçilemediği takdirde büyük ihtimalle üzerinde kalma şartı var tabii ki. Geçilemediği takdirde kırmızıya, hatta ikinci kırmızı, hatta daha aşağıya gelebilir. Yorumlarımızda herkes biliyor tabii ki. Bu noktada gördüğünüz gibi 3.74.60 geçilemiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi.
kırılmayla birlikte birinci destek, ikinci destek, üçüncü destek. Asıl burası kırıldıktan sonra büyük çekiş başlıyor. Yani ikinci kırmızı, gördüğünüz gibi. Burası kırılıyorsa, ilk kırmızı kırılıyorsa, ikinci kırmızı hatta en sona bile gidebilir diyoruz. %90 ihtimalle. Gördüğünüz gibi birinci kırmızı kırılmış, ikinci kırmızı hatta en düşük 3.71.30. Bugün şu an için görülen kaç? 3.71.40 arkadaşlar. Yani nokta hedef görülmüş durumda. Bundan sonrası ne olacak diyecek olursanız, bunu merak ediyorsanız tabii ki Halil Reçber YouTube sayfamıza, herkes açık değil ama zaman zaman paylaşıyoruz. Merak etmeyin takdirde ilerleyen safhalarda ne olur bunu yorumda görebilirsiniz. Tabii ki burada gördüğünüz gibi kırmızı hareketli ortalama şu an için bir destek. Kırmızı hareketli ortalama nereye geliyor? Pardon, kırmızı seviye nereye geliyordu? 3.71 72 10 bölgesine denk geliyor. Yani şu bölgeye denk geliyordu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tabii bu noktada hemen şuradan yola çıkarak hisse senetlerine yönelik de herhangi bir hisse senedi olabilir. Diyelim ki Halkbank, hemen açtık grafiği. Emlakaya diyelim. Herhangi bir hisse olabilir. Rakamı giriyorsunuz arkadaşlar. Kaç kapatmıştır Emre Kali? 3.08. Hemen tablomuzda görüyoruz hisse senetleri. Üçlü bir hisse. Yani 3 fiyatlı bir hisse. 3.08 giriyoruz. Anında bakın rakamlar değişti. Günlük dirençler, destekler ve bu doğrultudaki noktaları burada görebiliyorsunuz. 3.08. Bugün görülen en yüksek 3.11. En düşük 3.08. Bu ne anlama geliyor? Tabii bunların hepsini siz burada aslında tablolara rakamları girdikten sonra hepsini görebiliyorsunuz. Ve dolayısıyla o gün nereye gidebilir? Yukarıda, aşağı nereye gidebilir? Haftalıkta nereye yükselebilir veya nereye düşebilir? Bunların hepsini aslında siz kendiniz buradaki özel çalışmamız çerçevesinde 3-12 haftalık kapanışın olduğunu görüyoruz. Nerelere gidebilir, nereye düşebilir? Bunların hepsini kendiniz görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi bir hisse hiç problem değil. Hangisi olursa olsun bu hisselerin rakamlarını girmeniz burada yeterli olacaktır. Nereye gidebileceğini görebilirsiniz. Yükselen trend içinde, düşen trend içinde tabii bunları teknik analiz çerçevesinde sizlerle paylaştıktan sonra siz kendiniz de teknik analiz yorumu yapar duruma geliyorsunuz. Evet, şu an için sizlerle paylaşacaklarımız bunlar arkadaşlar. Tabii ki bu noktada özellikle sizlere sayfamıza abone olmanız, şu an 4500'e ulaşmışız ve beğenilerde bulunmanız halinde bizim için tabii ki teşvik olacak. Biz şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz. Halil Reçber eğitim ve danışmanlık sayfamızda ziyaret edebilirsiniz burada. Eğitim günleri, eğitim tarihleri, hangi şehirlerde eğitimler veriyoruz. Eğitimin içeriği, eğitim süresi ve içeriği, ücret hakkında bilgileri görebilirsiniz. Tabii ki benim burada özgeçmişim, buradan bakabilirsiniz. İletişim bilgileri ve tabii ki özel eğitim. Bu noktada özel eğitim istediğiniz hakkında kişiye özel. Teknik analiz eğitimi de veriyoruz. Hatta 3-4 kişilik gruplara da, 2-3 kişilik gruplara da özel olmak üzere teknik analiz eğitimlerimiz var. Bu noktada tabii ki eğitimlerimize gelenlere veya ders notlarımızı alanlara YouTube üzerinden biraz önce de bahsetmiş olduğumuz yorumlarımızı takip ederek aynı zamanda eğitimlere devam etmiş oluyoruz. Ders notlarımızı alanlara 7 ay boyunca, eğitimlerimize gelenlere 12 ay boyunca bu yorumlarımızı gönderirken aynı zamanda sizden gelen soruları da şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu tabii burada bir Halil Reçber piyasalar sayfamızda bir şekilde bize ulaşabilirsiniz. Tabii burada tam düzeni tam anlamıyla oturtamadık ama sonuç itibariyle önümüzdeki günlerde sizlerden gelen her mesajı alıp özellikle bu akşamdan itibaren başlayacağız arkadaşlar. Sizlerden gelen mesajları alıp burada bir yerde cevaplayacağız. Bu akşamdan itibaren başlıyoruz. Yapmaya çalıştık ama biraz yoğunluğumuz vardı ama düzenli bir şekilde bu akşamdan itibaren çalışmalara başlayacağız. Şu an gördüğünüz gibi 3200 küsür kişi yeni takip isteği içinde ama dediğimiz gibi ders notlarımızı alan ve eğitimlerimize katılanlara biz bu noktada yardımcı oluyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum.
görüşmek dileğiyle, bol kazançlar diyorum.